Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, Şubat 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili boğalar, önce ayın genel başlıklarına şöyle bir bakalım. Her ay olduğu gibi bu ayda dolunay var, yeni ay var. Aslan burcundaki dolunay hemen ayın başında kendini gösterecek. 5 Şubat'ta, 20 Şubat'ta balık burcunda yeni ay doğuyor. Venüs ayın 20'sine kadar balık burcunda, üstelik Neptün'le de birleşecek bu ay. Merkür ayın 11'inden sonra Kova burcuna geçiyor ve Mars ay boyunca İkizler burcunda. Evet, şimdi detaylara bakalım. Bu ay hızlı bir ay. Çünkü artık retrolar bitiyor sevgili boğalar. Çok az rastlanır bir şekilde gökyüzünde gerileyen gezegen yok. Yani bu da doğal olarak Şubat ayını daha hızlı, bizim için daha verimli bir hale getiriyor. Artık zihnimiz geriye gitmeyecek, geçmişi düşünmeyeceğiz. Ya da hayatımızda böyle kararsızlıklar, belirsizlikler yaşamayacağız. Daha ileriye gitmemiz için, planlarımızı uygulamamız için gökyüzü bizi destekliyor olacak. İşte bu enerjilerle başlıyoruz aya. Ayın 19'una kadar Güneş zaten Kova burcunda olacak ve 5 Şubat'ta Aslan burcunda bir dolunay var. 4. evinizde meydana gelen, sizin için de oldukça etkili olan bir dolunay bu, çünkü sabit burçları etkiliyor. Özellikle burcunuzdaki Uranüs'te de önemli bir açısı var. Dolayısıyla ev yuva alanlarınız, işte bunlar aile olur, ebeveynleriniz olabilir, yaşadığınız mekanlar, yerleşim alanlarınız, bu alanlarda evlenmek, yuva kurmak gibi bir tesir de olabilir ya da ev değiştirmek, yer değiştirmek gibi bir konu olabilir, ama genel düzeninizle ilgili, yuvanızla ilgili alanlarda bir tamamlanma, bir dönüşüm enerjisi var. Bu bir süreçte olan bir konuyu netleştirebilir. Bir hedefinize ulaşabilirsiniz. Ev almak, satmak gibi, taşınmak gibi. Size veya ailenize ait mülkler, taşınmazlar, toprak alanlarında olabilecek bazı dönüşümler bunları da etkileyebilir. Evlenmek, yuva kurmak ya da işte aile evinden ayrılıp kendinize ayrı bir ev açmak gibi bir konunuz olabilir. Uranüs etkisi burada değişimleri tetikliyor. Hayatınızda bir düzen kurmakla ilgili önemli bir dolunay bu. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 16 derece ve yakınlarındaysa bunu 5 derece artı ya da eksi olarak değerlendirebilirsiniz. Bu dolunay sizin için çok etkili bir dolunay, çok belirleyici bir dolunay. Özellikle ev yuva alanlarınızla ilgili, ki bu 20 Şubat'a kadar olan sürecimizi de aslında etkileyecek, belirleyecek. Ayın ilk günlerinden itibaren dolunay tesirlerini, güçlü tesirlerini almaya başlayabiliriz. Evet, bu ay Mars İkizler burcunda, dolayısıyla para evinizdeki hızlı hareket devam ediyor. Harcamalar olabilir ama işle ilgili çalışmalarınızda, ticari konularda, özellikle ayın 11'inden sonra Merkür'ün Kova burcuna geçmesi kariyer alanınızdaki çalışmalarınızı daha çok destekleyecek. Dolayısıyla iş, çalışmalar alanında değer üretmeniz ve parasal kazançlar anlamında burada daha rahat bir etkileşim olmaya başlıyor. Özellikle son 2 aydır gecikmiş olan konular, yavaşlamış olan ya da bazı engellerle karşılaştığınız parasal konular ayın 11'inden sonra daha hızlı çözüm bulabilir, daha rahat ilerlemeler söz konusu olabilir. Venüs ayın 20'sine kadar balık burcunda, ki Venüs burada yücelir, özellikle de yönetici gezegeniniz olduğu için sizin için çok değerli, çok önemli. Güzel, keyifli, eğlenceli bir ay aslında sizin için Şubat, çünkü sosyalleşme imkanları veriyor. Bu ay arkadaşlarınızla daha fazla bir arada olabilirsiniz. Sevdiğiniz ortamlara, eğlenebileceğiniz, keyif aldığınız ortamlara dahil olabilirsiniz. Sanatsal bazı etkinlikler, belki biraz daha ruhsal, spiritüel böyle gruplar içerisinde olmanız mümkün. Özellikle 14, 15, 16 Şubat'ta Venüs'ün Neptün'le de kavuşumu bu alandaki enerjiyi çok daha çoğaltacak. Güçlü böyle bir ilahi bir sanatsal ilham gelebilir. Ya da bunun gibi çok mistik, çok size keyif verecek, ilham verecek ortamlarda bulunabilirsiniz. Aynı zamanda aşk hayatınızı destekliyor. Arkadaş ortamında idealize ettiğiniz böyle bir sizi çok etkileyecek kişilerle tanışmanız. İşte bir anda bir ilişkinin biraz daha romantik hale gelmesi mümkün. Süre gelen romantik ilişkileriniz daha çok beslenecek bu ay. Dolayısıyla özellikle de işte o sevgililer gününe denk gelen bir zamanda Venüs'ün Neptün'ün kavuşması, belki eşinizle, partnerinizle, sevgilinizle çok güzel romantik bir paylaşım, bir etkinlik içerisinde olmanızı da
destekleyebilir. İlham akışı güçlü. O yüzden sanatla ilgilenin, yaratıcı çalışmalara zaman ayırın. Kuşkusuz çok güzel sonuçlar ortaya çıkacak ve başkalarının da dikkatini çekmeye özellikle başlayacaksınız. Evet, ayın 20'sinde Güneş'in artık Balık burcuna geçişi. 20'sinde 1 derece Balık burcunda yeni ay var. Bu yeni ay yine 11. evinizde doğacak sevgili boğalar. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 1 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa, değişken burçlar Balık, Başak, İkizler, Yay da olabilir. Buralarda özellikle dikkat çekiyorsa bu gezegenler, bu yeni ay sizin için çok önemli. Bu sosyal alanda yeni bir başlangıcı, yeni bir hedefi de gösteriyor. Yani daha idealist bir şekilde gelecek hedeflerinize umutlarınız olabilir, hayalleriniz olabilir. Yani bunları ortaya çıkarıyor bu yeni ay döngüsü. Venüs 29 derecede biraz aşırı hayaller, aşırı idealler oluşabilir. Romantik konularda da hani daha dengeli olmaya çalışın. Parasal konularda hedefleriniz olabilir. Çalışmalar, kariyerden gelecek kazançlar anlamında, ki bu yeni ay aslında yeni kapılar da açabilir size. Yeteneklerinizi değerlendirebileceğiniz alanlarda. Yeni tanışmalar, yeni arkadaşlıklar, dahil olabileceğiniz bazı yine yeni gruplar, organizasyonlar, bunlar toplumsal alanda olabilecek bazı dernek, vakıf gibi böyle yapılar da olabilir. Buralarda bazı etkileşimler olabilir ya da bir grup çalışması, böyle bir eğitim ortamı ya da sanatsal bir ortam, buralara dahil olabilirsiniz. Bu alanlarda keyifli bazı etkiler verebilecek güzel bir yeni ay döngüsü başlıyor. Ayın 20'sinden sonra ise Venüs Koç burcuna geçecek. Jüpiter biliyorsunuz Koç burcunda, ayın son günleri özellikle daha bireysel anlamda kendi sağlığınız, iyileşmeler, bilinçaltı terapi, şifa arayışları veya bedensel bakımınız, sağlığınızla ilgili bazı arayışlarınız olabilir. Bu anlamda ruhsal anlamda bir dinlenmek için kısa bir mola, bir tatil de olabilir. Yalnız başınıza yapacağınız bazı işlere odaklanıp o yaratıcı yeteneklerinizi daha sakin bir şekilde ortaya koyabileceğiniz çalışmalar da söz konusu olabilir. Bu alanlarda imkanlarınız artıyor. Ayın büyük bölümü daha sosyal, daha ortada, daha kalabalıklar içerisinde oluyorsunuz. Buralarda daha fazla dikkat çekiyorsunuz. Ama ayın son günlerinde biraz geri çekilme, biraz dinlenme ve kendinizle daha fazla ilgilenme fırsatlarınız da olabilir sevgili boğalar. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşça kalın.